Evet, Mikail Efendi patlattığı binada mahsur kalmış efendim. Sevgili arkadaşlar, Chernobylite'dayız bu arada. Chernobylite post apokaliptik evrende geçen bir hayatta kalma oyunu. Ama çok fazla şey var. Türkçe dil desteği var oyunun. Dur, anlatacağım şu konuşma geçsin de. Hala Just Sitting'de mi? Ups. Yok, aldılar. Chernobylite'a kaldığımız yerden devam ediyoruz yazıyor. Kim ayarladıysa elini öptüm onun. Kim ayarladıysa kocaman öptüm. Anılım ayarlamış. Teşekkür ederim Anılım. Öldü mü lan? En son çığlık atıyordu. Sevgili arkadaşlar, Chernobylite felaket sonrası hayatta kalma temalı bir yapım. Ama bu yapımın içerisinde sadece bunu işte Fallout gibi ya da şey gibi düşünmeyin. The Forest benzeri falan zannetmeyin ki The Forest'ta gerçekleşen felaket böyle nükleer bir felaket değil. Bu nükleer felaket sonrasında ama işte zamanı kırma, zamanı yavaşlatma, zaman yolculuğu, metafiziksel olaylar falan filan birçok şey var. Abi bu arada Allah aşkına deli divane maymuncuk ver bana. Bir 5 tane maymuncuk yapacağım. Girdiğim mekanlarda her yer kilitli çıkıyor. Bir türlü loot yapmaya gidemiyorum. Henüz yapanelik yapamadım. Bir şey yapamadım. Base'in durumu da iyi. Yerli yerinde gözüküyor. Bir silah falan alabiliriz. Ocakta bir tane antiradyasyon merhemim varmış. 3 tane tuzlu merhem var. Sakinleştirici. Adam öldürdükçe ruh sağlığın düşüyor. Ruh sağlığı yerine getiriyor. 3 tane de sağlık merhemi var. Yeter. Ama bence bizim bir sandık yapmamız lazım. Üste başa baksana dayı. Biz buradan nereye gidelim yani? Üst baş gerçekten çok çok dolu. Bunları bırakabileceğim bir depo lazım bana. Sığınak yükseltmelerinden değil. Sanırım. Igor'un envanteri. Alet kutuları. Igor'cum evet. Şifoniyer. Gereksiz eşyalara ekstra alan 12 yuva. Kiler 18 yuva. Gardrop 24 yuva. Silah dolabı 30 yuva. Ve elektronik parça kullanıyor. Bence silah dolabı yapalım şuraya. Tam buraya abi. Yapıştır. Depoyu aç. Agacım şimdi tüfek cephanelerini koy. Bir kere bizim tüfeğimiz yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? 100 birim tüfek cephanesi varmış galiba. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin tüfeğin yok. Av tüfeği mermisi. Senin av tüfeğin de yok. Senin revolver'ın var bir tane kıçı kırık. Onun da mermi miktarı az gibi duruyor. Abi bunu değiştirmesi ne zormuş ya. Vallahi. Ege ile Warhammer 2 co-op. Ege gelir mi? Onu bir soralım öncelikle kendimize. Bence burada sorulması gereken basic soru cümlesi şu olmalı. Abi Ege gelir mi? Hani bir numaralı önceliğimiz bu. Ulan ne kadar revolver cephanesi varmış. 41 mermi de harcamam ya. 21 tane bırak gel. Bu oyun gerçekten çok güzel. Ben de bayılıyorum Tolga ya. Valla balım bayağı güzel geliyor bana da. Şimdi 30 birimin üzerine elektronik alet de lootlanmıyor. O yüzden elektronik aleti de stekle. Maymuncuk kesinlikle geliyor. Alkol. Ruh sağlığınızı hafifletir, psikolojiyi iyileştirir. Peki, şu sağlık malzemelerini falan bir aşağı alalım mı? Bu bir envanter düzenleme işlemi olsun efendim. Yemekler, erzak üstünde dursun, mermiler burada. Otlar falan da toparlanıyor. Bu nedir efendim? Antiradyasyon ilacı. Elimizde antiradyasyon merhemi var esasında. İlacı koyalım. Ya gerçi ilacı da koymayı ver Samet ya. Bir tur yer kaplıyor sadece. Ama bu kadar alkol fazla. Tamam, bir üçlü dursun üstümde. Ya da bir tane dursun üstümde. Merhemim de var çünkü. Antiradyasyonu şundan dolayı tutuyorum. Elimdeki merham adedi bir. Bir adet çok yeterli gelmeyebilir. Gaz maskesi filtresi. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Bizim gaz maskesi yapmamız gerekiyor artık. Bizim şiddetle gaz maskesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şiddetle öneriyorum bunu. Gaz maskesi yapmazsak nanayı yiyeceğiz. Şu şırıngayı da götten alırız. Bir kenara koyalım. Mermilerimiz için her şeyi buraya hazırladım. Şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Bir gaz maskesi üretim yerine bakalım. Bu arada umarım depodaki kaynakları benim kaynaklarım olarak görüyordur ya. Zırh ustası. Alet kabini. Zırh ustası değil de zanaat masasında olur abi.
Bu ne işe yarıyor? İlk yardım çantası falan filan. Bu gaz maskesi üretiyor. Aynen, sığınaktakileri de sayıyor galiba. Saymıyor da olabilir. Hiç kimyasal koyduk mu? Ben bunu yapıştırıyorum buraya ya. Gaz maskesi alalım, bazı yerlere gidemiyoruz. 3 tane de filtre var elimde. Tamam. Bana bir gaz maskesi üret. Gaz maskesi filtresi gerekir. La filtre kolay yapılıyor ya, filtre. Bir tane gaz maskesi yap. Ve 3 filtrem var zaten ya. Yeter olma, daha ne ya. 3 filtrem var zaten. Şunu bir kullanır mısın canım? Ha, takılı durmasına gerek yok galiba. Bunu bir hızlı menüye alalım. Bence hızlı menüden ne yapalım? Alkolün bulunduğu yere alalım ya. 8'e elim uzanmaz ki benim. Hızlı menü. Koy buraya. 8'e elim nasıl uzanacaksa artık en kötü envanteri açar hallederiz ya. Ne olacak? Komançe. Tamam. Şimdi arkadaşlar bütün alet edevatlarımızı yerleştirdik. Yapmamız gereken şeyleri yaptık. Psikolojik sağlığımız gayet yeterli. Akıl sağlığımız gayet yeterli. Envanterimizde deli gibi yer var. Becerilerden sessiz öldürme, revolver'ın düşmana %50 fazla vurmasına kadar her şeyi aldık. Ne yapacağız? Görevlere gideceğiz. Yeni en iyi arkadaşım, bak Oliver Tribi de koydu Oliver. Oliver Tribi de koydu. Yeni en iyi arkadaşın o diyor. Oliver'ın sağlığı yerinde. Bu arada sığınağınızda bulunan insanlara yatacak yer ayarlamanız, onları rahat ettirmeniz, efendime söyleyeyim yemeklerini, sularını falan ayarlamanız gerekiyor. Şimdi dürbünden görevlere gidebiliyoruz. Karantina bölgesi. Kararlarınızın ve kaydettiğiniz ilerlemenin etkisi altında değişir. Gökyüzünde daha fazla helikopter ve sahada daha fazla nar devriyesi görebiliyorsanız savaşa iyi hazırlanın. Görev sırasında daha iyi ekipmanlar, daha fazla askerle karşılaşmanız kaçınılmazdır. Teşekkür ederim anne. Santralin çevresinde daha fazla Chernobylite görürseniz daha fazla ve daha güçlü canavarla karşılaşırsınız. Anladım. Zaman geçmişi. Karantina bölgesindeki etkiler gittikçe daha fazla radyoaktif hale gelir ve havadaki artan miktar Chernobylite parçacıklarının sıklığını arttırır. Anladım. Ya her geçen gün oyun daha da zorlaşacak. Her geçen gün daha da zorlaşacak. Kopaçi. Mikail'in başı belada. Sevgili Oliver'ın en baba başarabileceği görev %66 ihtimalle Kızıl Orman'dan tıbbi malzeme getirmesi. Oliver'ı tıbbi malzemeye alalım. Biz de Mikail'in yanına yardıma gidelim abi. En güzeli bu olacaktır diye düşünüyorum. Let's go. Let's go. Yükleme ekranları falan bir parça uzun olabiliyor. You're like the old turtle who ferries creatures across the river on its back, even though some of them are scorpions. And a scorpion will sting. It can't help its nature. Aa evet. Şey hikayesini anlatıyor. Co-op oynanıyor mu bu bilmiyorum ki. Nehir hikayesi. Hani akrebi sırtında taşıyor. Sokarsa ikisi de boğulacak ve akrep sokuyor. Çünkü doğasında sokma var. Yani ikisi de boğuluyor. Vicdansız insana, merhametsiz insana yardım etmeye çalışırsan sen de heder olursun diyor sevgili oyun efendim. Ve şöyle bir silah. Oğlum biz boku yedik. Yakın mesafede nasıl çatışacağım ben? Bu silaha dürbün eklemeyecektin Avarel. Nasıl çatışacağız yakın mesafede? Ayvayı yedik. Bunun dürbününü bir değiştirmek lazım. Susturucu musturucu da var. Bir tane revolver'ı taktık etrafa da. Hadi hayırlısı bakalım ya. Bu bölgede patlama olduğuna göre şimdi yani oyun söylemese de mantık yürütmeye çalışacağım. Bu bölgede patlama yaşandığına göre radyasyona giriyoruz bu arada. Gaz maskesini bir takalım. Daha rahat ilerleriz.
Yok ya, buraya radyasyon patlamaz. Ha, bu herif ticaret yapan adamlardan. Bu herife ihtiyacımız yok. Bunun kamp ateşini de kullanamıyoruz ne yazık ki. Bizim göreve doğru ilerlememiz gerekiyor. 76 metre ileride bir şey var. Bir ara. Ulan mantar falan da mı yok? Mantarla krem mrem yapıyoruz. Lazım bize mantar. Bu arada şu an kendimi silahsız gibi hissediyorum. Bu mantarla hiç güvende hissetmiyorum kendimi. Bir araştır bakalım. Bak silahlar falan binanın içinde. Ya ben nişan alana kadar adamlar beni öldürür ama ya. Hiç hoş olmadı bu. Hiç şık olmadı. Ben şu binanın içine girmeye çalışacağım da giremiyorum galiba. Atlama şansım var mı? Atlarsın be oğlum buraya kadar gelmişken ya. Atlayamaması hayretler verici. Belki de atlamaması gerekiyordur ondan dolayı da. Fenerimiz V idi. O buraları kristaller ele geçirmiş. Bu arada sevgili arkadaşlar, şunu belirtmekte fayda var. Güzel, güzel. Bir iki parça erzak elde ettik en azından. Şunu belirtmekte fayda var. Bizi burada avlamaya çalışan ve zaman yolculuğu yapabilen bir avcı var efendim. Biz o avcıya karşı da mücadele veriyoruz. Lan ne oluyor? Kime yakalanmak üzereyim ben? Anlamadım. Adam yok ki. Kime yakalanıyordum ben? Şurada bir yerde bir yakalama işareti bir şey arttı. Orada bir revolver daha var. Belki oradaki revolver'ı takarım ya. Hiç belli olmaz. Aman avradını lan! Oğlum adamlar zaman yolculuğu yapabiliyor. Abi revolver ve revolver cephanelerini al. Burada işler kızışacak. Burada analar meyve tabağı olacak. Meyve. Dürbünümü değiştirene kadar bunu kuşanacağım bu arada. Ama bekle. Bunu hızlı slota koymazsam bunu da kullanabilirim aslında. Bunu da hızlı menüden 3'e koy. Niye? Uzaktan bir şey halletmek gerekirse bu. Yakından halletmek gerekirse bu. Şu an %100 yakın menzil içerisindeyiz. O yüzden bu. Agalar, sürekli böyle bir kulağımda bir çınıltı var. Hoş geldin Tuva Jesus. Merhabalar. Bu üçüncü oyun. İlk oyun. Tekrardan yayına hoş geldin bu arada. Kusura bakma geç gördüğüm için. İlk oyun efendim The Handler of Dragon isminde. Abi özür dilerim. Slenderman misin? Slenderman Bey biraz bize vurdu. Hemen nasıl çektim götünü yiyeyim ayağını gördün mü? Adam Slenderman çıktı usta. Ya buna düşünsene bundan nişan almaya çalıştığını. Ha babama. Ha babama. Yani hallettin oldu. The Handler of Dragon isminde bir oyun oynadık. Böyle fantastik dünyada geçen bir bağımsız yapım oyundu. 20,5 TL'lik fiyat etiketine sahip, ne yazık ki Türkçe dil desteği yok kendisinin. Onun ardından Sheltered Manager isimli 9 Ekim'de çıkışını gerçekleştirecek Türkçe dil desteğine sahip bir hayatta kalma sığınak yönetme oyunu oynadık. İnanılmaz derecede keyifliydi benim için. Sonrasında Chernobylite'a geçiş yaptık. Chernobyl'de hem doğaüstü canlılarla hem de NAR ismi verilen, evet, şu an kendileri telsizde konuşuyor. Hem doğaüstü yaratıklarla savaşıyoruz hem de
NAR adı verilen bu bölgeyi korumakla mükellef. Oy! Onun bu silahı laf edeni bu arada çarparlar ha. Bu silahı laf edeni çarparlar gerçekten. Hem de onlarla savaşıyoruz. Çok konuştuğumdan cümle tamamlayamıyorum. Bu arada Mikail'in sıkıştığı apartman bu. Ama Mikail'in sıkıştığı yerden önce şimdi önceliğin dostluk mu loot mu? Akıl sağlığı demeye geldi bu arada. Tabii ki loot. Tabii ki loot. Bir sinyal atalım. Atamadık. O kadar çok tüfek, o kadar çok adam öldürdüm ki. Bir şeyin koştuğunu duyar gibi oldum. Şakam yok, yakarım. Herkesi yakarım abi. Şu silahın dürbünü ah bir değişik. Gerçi bu şekilde de çok iyi adam indiriyor ya. Bence bir bununla bir indirme üzerine gitmek gerekiyor yani. Böyle adam vurmak üzerine gitmek gerekiyor bununla. Maske var, maske var. 8 numarada takmadık henüz. Arkadaşlar minik bir lavabo molası. Ardından buradayım. Sevgili dostumuz Mikail'e yardım edeceğiz efendim. Birazdan buradayım. Tamamdır, geldim, buradayım. Teşekkür ederim sabrınız için. Şöyle bir kamerayı da ayarlayayım. Hop. Tamam, güzel. Oy! Hadi bakalım Mikail efendi. Nerede yardıma ihtiyacım varsa gelelim yardımına koşalım. Ya bu arada farklı farklı oyunlar oynayınca ben kendimi daha iyi hissediyorum ya. Şey de güzel yani, oturup 5 saat Three Kingdoms'a kafa gömmesi de güzel de. Belli bir süreden sonra böyle bir bayma geliyor. İster istemez geliyor. Gerçi şu an save'den baymış vaziyetteyim. Yoksa asker masker yoktur inşallah ya. Patır kütür gidiyoruz da. Gerçi olsa da döveriz. Bekle 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 bekle. Hiç sıkıntıya gerek yok. Radyasyondan yediğim damage'i birazdan minimale bindireceğim. Abi minimale bindiremiyorum bu arada. Aa. Kötü hava hadi neyse de. Radyasyonun çözümü yok galiba ya. Hocam o zaman bir tane şu merhemimizi kullanabilir miyiz radyasyon için? Ona yeni seri lazım. Nunman save'i gibi düşünüyorum ben ya. Bir mağara adamları lazım. Bir yandan Sao'ya da devam edilir de bütün haritayı ele geçirmeye. Çok overpower olduk orada. Hak ettik. Ama çok overpower'ız abi. Tek atıyoruz. Şimdi
Hocam bir sağlık merhemi. Sağlık merhemi kullan. Bir şurada rahatlama kullan. Güzel. Akıl sağlığım iyi, her şeyim iyi. Herhalde ileride radyasyon engelleyici bir şeyler olacak. Wu da güzel olur. Ya Wu apayrı bir evren. Yani apayrı bir evren derken şimdi şu şekilde. Wu'dakiler hani ne böyle Sao Sao gibi çok ihanetçi olarak anılıyor. Bu arada kendi kuralımı çiğniyorum da. Oyun esnasında başka bir oyun hakkında konuşmak şeyi. Ne yapayım? Hoşuma gidiyor Three Kingdoms evreni. Wu apayrı bir krallık. Gerçekten apayrı bir krallık. Adamlar ne hani çok ihanetçi olarak biliniyor. Ama krala da bağlı değiller. Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Ve şey var baba adamlarda. Çok çok kuvvetli general var. Generaller var. Huan Gai, Cheng Pu. Birçok general var onlarda. Askeri düzenleri, askeri disiplinleri farklı. Toprakları bereketli. Ama onların da sorunu Nanmenlerle savaşmaları işte ya. Ben buraya girmeyeyim. Şu aşağıdaki lootlara gözü diktim. Bu mekana ulaşmayı başarmıştık yanlış hatırlamıyorsam ama elimizde anahtar olmadığından açamamıştık. Eldeki anahtarla açarız şimdi orayı. Ya maymuncuğum var, her şeyim var. Allah herkesi dişine göre veriyor işte. Nasıl yani? Düşman olarak Nanmenleri savunmada rahat tokatlarsın ya. Evet agacım, burada şöyle bir erzak paketlerini toplayalım. 0.5 0.5 hoş değil yani. Acıcık erzak paketi gelmiş buraya. Ama ipucu bak. Bak bu ipuçları önemli. Çünkü bütün ipuçlarını toplamazsan oyunu oynayamıyorsun. Merhabalar Lapacı, hoş geldin. İyilik Tunay, teşekkürler, sen nasılsın? Şimdi benim asıl amacım aşağıdaki silahlara ulaşabilmek. Nerede o silahlar? Alt kata arayıcı atmak lazım da. Buradan bir aşağılara gidiş falan olsa o da güzel olurdu. Ama sanırım yok. Bu arada sözde Mikail'i çıktığı yerden kurtarmaya geldik. Sıkıştığı yerden kurtarmaya. Mikail gram umurumda olmadı ya. Buranın alt katında materyal var. Silahlar falan var da çok alt katta ya. Yakıt bidonu, kimyasal var orada. Saygılar, saygılar, saygılar. Arkadaşlar bu arada bu bez bebekler bazı durumlarda ruhani bir forma kavuşabiliyorlar. Yani gördüğünüz zararsız görünen şeyler aslında sizin canınızı yakacak bir numaralı düşman haline gelebiliyor. Bunun buradan böyle geçişinin bir yolu yok mu ya? Bu binanın içinden geçilmiyor galiba. Ya da... Abi iyi ki maymuncuk yapmışız bak. Av tüfeği, av tüfeği mermisi, av tüfeği mermisi. Erzak paketi, maymuncuklar çok çok iyi amaçlarla kullanıldı. O zaman yakın mesafe için 2 numaraya bir av tüfeği koymamızda sizce bir sakınca var mıdır? Bence yoktur abi. 2 numaraya şöyle bir av tüfeğini koy. Av tüfeği dediği pompik belli. Pıraçak deyip vurup adamın ağzına tükürecek bu. Pıraçak diye nasıl vuracak bilmiyorum da. Bak şuradaki siluetleri görüyor musunuz? Oyun çok paranormalde geçiyor. Yani paranormal olaylar çok. Lubu DLC'si sarıyor bayağı. Sarar. Canım... Puppet Annexleme butonu Override'dan mı geliyordu? Bir yerden geliyordu da Dark Knight'cim, hatırlayamadım ya. Ya bayrağına tıkladıktan sonra oradaki panellerden birinde. De ben hiç Annex'le oynamadım. Şey Annex diyorum ay. Ben hiç Puppet'le oynamadığım için. Alır mısın şunu?
Tamam, şimdi görev yerine doğru gidelim. Elemanı oradan kurtaralım. Pompiyimiz niye çiçekli böcekli? Onu anlamadım ya. Tamamdır. Akşama Three Kingdoms geçeceğim. Geçeceğim galiba ya bu gidişle. Canımı çektiriyorsunuz. O gaz maskeleri ve hava filtreleri var burada paso. Yüz 130 metre ileri. Bu da demektir ki bu gaz maskesini bana kullandıracak. Umarım şimdi kullandırmaz ya. Gözler zaten zor seçiyor. Evet, radyasyon başladı. Zaten zor görüyordum. Şimdi işin rengi iyice değişti. Ama böyle ağzına kadar açılırsan sorun yaşarız dayı. Ya buraya biz maskesiz gelemiyorsak Enayar askerleri nasıl gelecek? Enayar'dan yana adam yok gibi ve radyasyonu çok yemedik sanırım. Gaz filtresi nasıl değişiyor bilmiyorum bu arada maske. La baba. Ananın avradı. Ama ben korkuyorum hocam. Hoca ben korkmak. Ben dona yavaş yavaş doldurmak. Küfürlerde ana bacı ayırt etmemek yani, onu bir söyleyeyim de. 180 gideceksin diyor. Nereye gidilecek ama? Nereye nereye? Bence o hayaletin dediği yoldan gidilecek. Loot boku yemeyim de. Dayı? Mikhail, up, it's time to go. Bu Mikhail değil. What is in those barrels? Must be some kind of incapacitating agent. Maybe substance 78. The mask isn't stopping it. Gotta find Mikhail and get out of here fast. 8 tane gaz maskesi filtrem var da nerede? Görmüyorum ki yani, beni nereye götürüyorsun dayı? Görmüyorum. Her yer yeşil yeşil. Emmi, girebilir miyim içeri? Dayı, çarpma la. Şş. Ben sizi rahat mı bıraksam acaba beyefendi? Babağın ağzına sıçarım. Sıçamam. Siktir şimdi! Bu nasıl ruh amına koyayım? Kafa atıyor bu ya. Bağcılar kekosu gibi ruh mu olur ya? İyi, kız gibi çığlık atmadık bari. Kendimi zor tuttum da. Mikail kalk gidek Mikail. Aman değilim, kalk gidek. Is he talking about methamphetamine? Oh, this loser really is a junkie. Behind you? Oğlum yokmuş arkamda kimse, niye korkutuyorsun ya? Yeni bir seviyeye ulaştınız. Ananın avradıyla konuşurum.
Lan oğlum. Neredesin? Ne anladasın eşşoğlu eşek? Mikail? Mikail? Oh, the gas is getting stronger. If we don't leave now, we'll stay here forever. Mikail? You sweet boy is right behind you, mommy. Beni annesi zannediyor galiba. Igor? Hey, what are you doing? Seni kurtarmaya geldim, belli değil mi? Do all this? We barely made it out alive. The gas masks must have been faulty, but the hallucinogen should wear off fairly quickly. I'm so goddamn tired. I think I saw my mother. I must be dying or something. Gel Mikail, gel gel. Beni burada bırak. Gel bana katıl. You need rest. Don't freak out, okay? I'll open the portal and you can come back to the base. Hadi buradan gidelim, kurban olayım ya. Gaz maskesi böyle deli gibi. Gel. Görev tamamlandı. Mikail'in başı belada. Karanlık turist başarmanı aldım. Allah'ım şükür. Var mı kenarda köşede kolay loot? Hayır, hayaletin gelip kafa atması çok güzel değil mi abi? Bildiğin koca hayalet geldi, gaz maskesini kafa atıp kırdı. Keko gibi daldı herif ya. Tamam, böylelikle Mikail'in göt güvende. O zaman gaz maskesi değil anam, gaz maskesi değil. Yar dön eve, tamamladık görevi. Mikail'i eve yolladık herifi. Kadın bu göreve girmeden önce akrepten falan filan bahsetti. Bu Mikail acaba bize ihanet mi edecek ya? Bilmiyorum ki. Eve gidince öğreneceğiz artık. What the hell was that? Are you trying to get yourself killed? Are you want to live forever, professor? Besides, it had to be done. We gouged out their fucking eyes and cut off their ears this time. NAR's hurting now, at least for a couple of days. I meant blowing up the goddamn building while you were still inside. Oh, that. Yeah, small miscalculation on my part. I really didn't know what was in those barrels. Shit. But it was worth it, right? We fisted those bastards hard. And you didn't hesitate even once. Admit it. You've got a killer somewhere inside you, Kemenyuk. Senin içinde katil var diyor. Ulan pis herif. Met için bizi öldürür bu Mikail, değil mi? Görev başarısız. Sağlıklı. Tıbbi yardım desteği görevinden iki tane şey alıp gelmiş böyle. Bir tane Matsutake mantarı alıp gelmiş. Ağzına tüküreyim senin. Erzak dağıtımına git. Kimseye yemek yok. Şimdi herkese 3 birim yemek vermek gerekecek. Herkese normal gıda. Yiyin yemeğinizi, oturun. Zaten radyasyonu bir yemişiz. Öyle böyle değil. Bu nasıl bir radyasyon ya? Hocam ha, yeni gaz maskemiz var. Fazla mermimiz var falan filan. Güzel. Anti radyasyon hapı al bir tane. Bu muhtemelen diğerinden daha etkiliydi. Bunu çok kullanmamak gerekiyordu ama ne yapayım? This place has definitely seen better days. Maybe you could do something to make it more like a home, a plant or a radio. A plant or a radio. Duly noted. That would be fucking lovely. Radyo ve bitki mi istedi herif gerçekten ya? Ulan yatacak yerin yok. Ayyaş herif. Bitki var, radyo ekleriz de yatacak yerin yok, yatacak yerin. Adamın yatacak yeri yok, benden radyo istedi.
Yataklar burada değil mi ya? Duvarlar, mobilya, elektronik. Herhalde radyo. Var radyomuz ya. Gramofon. Radyomuz yok. Yataklar neredendi ya? Uyku yerinden. Gel sen de şuraya bir yere yat. Serumlu merumlu bu yatak. Yeterince kimyasalım yok. Kimyasal olmadığı için biri yerde yatacak da yine abim. Güzel aslında, güzel mekan. Şuraya bir yere kur. Gel. Bu bok gerçekten çok rahat diye. Şimdi neyse. Adamlara kalacakları yeri yaptık. Bol bol malzeme kullandık. Sağlığımız full. Her şeyimiz full. Birkaç tane merhem falan bir şeyler yapmak lazım. Yeterince maymuncuğumuz var. Yeterince maymuncuğumuz olması iyi bir şey. Öncelikle burada revolver'ın ağzından gelip şu şeyi sökeceğiz hocam. Dürbünü. Çünkü dürbün benim zannettiğimden çok daha fazla zoom yapıyor. Yani dürbün yerine minik bir red dot tarzı bir şey benim için daha iyi olacaktır. Bunun kuşanılması daha iyi ki elimde doğru düzgün kimyasal namına bir şey kalmadı. Susturuculu silahımız bu. Zaten 2 numarada av tüfeğimiz var. Şöyle bir depoya gelelim. Abi güzel revolver mermimiz birikmiş. De 26 adet yeter yanımızda revolver mermisi ya. Şöyle. Dandik revolver'ı şuraya bir koyalım. Dandik revolver demek pek doğru olmadı ama. Yedek gaz maskesini şöyle koyalım. Şuralara bitkilerden bir şeyler yapılacak. Normal tüfek mermisi. Bir araya getirmiyor mu tüfek mermilerini? Ha, üzerimde birleştirip depoya koyabiliyorum. Tamam. Bütün av tüfeği mermilerini üstümde tutayım. Birazcık maymuncuk inşa etse koş olur gibi. Şöyle av tüfeği mermileri kenarda dursun. Biraz bir maymuncuk inşasına ihtiyacımız var gibi. Kaynaklardan şöyle 30'luyu şuraya, 15'liyi buraya. Kimyasal lazım oluyor muydu buna? Antiradyasyon merhemine oluyor. Evet, antiradyasyon merhemi zor yapacağız anlaşılan. Bizim bol bol bitki bulunan bir yere loot'a gitmemiz gerekiyor ya. Aksi takdirde nanayı yedik gibi. Yeterince filtrem var. Birazcık maymun üretirsem hoş olacak gibi maymuncuk. Aa, üretemiyorum. Gittiğim yerleri rahat açarım diye düşündüm de üretilmiyor. Bu arada artık Mikail bizde. Daha az yer kaplaması için donanımınızı nasıl iyi paketleyeceğinizi öğrenin. 12 envanter slotu kazan. Bulduğunuz her şeyden daha fazla kaynak toplamayı öğrenin. Abi bekle, ben bu skill puanını Mikail'e bir vereyim. Pompalıyı yükseltecek yeri yapmadık daha. Ondan dolayı oynayamıyoruz. Yapamıyoruz. Canım, eğitim. Bana toplama ver. Bana daha fazla kaynak toplamayı öğret. I'm going to teach you how to scavenge for supplies. It's very fucking important that a true stalker can recognize all the different kinds of herbs and mushrooms. You also need to know how to spot useful stuff. Tamam. Fucking useful. But you also need to be fast.
You can't be wandering around like an idiot. That's why we're gonna time this exercise. I'll give you 60 3 2 2 go. E iki defa iki dedin. Toplanabilir bir şeyleri toplayabilmek için 60 saniyen var dedi de. Sürekli 0.5 birim veriyor. TikTok Igor, you got 40 seconds left. E topladım her şeyi. Bunlar görevden sonra benle gelecek mi? Benle gelecekse hoş çünkü. Güzel. Arama yapmasak bile bu arada bayağı bir şey bulabildik. Hadi la. Basamıyorum. Lan ne kadar bol mekan. Ben kanı bacaklarına pompalayacağım senin. Eyvallah, buralar girilmiyor. Tamam canım, toplayabildiğimizi topladık ya. Efendim, Kimi Marokun Primer Avantajı ile ikinci yayını kutluyor. Canım benim, teşekkür ederim, eyvallah. Topladığım şeyler benle geldi mi? Güzel. Toplayıcı yeteneği öğrenildi artık %15, daha fazla kaynak toplayabiliyorum. Sanırım bir de Oliver'la konuşmam lazım. Hey, what's up? Oh. I was thinking about secrets. Any particular secrets? Did you know the medical data gathered after the atomic strike on Japan was classified? Whoa, nothing like a ray of sunshine to start your day. Seriously though, it's not that surprising. This American diplomat I met once told me about it. He said the US Army was shocked at how deadly the fallout was. They put more than $20 billion into the Manhattan Project after all. After their amazing victory, they couldn't admit to the public how toxic it was. Even the American troops helping the Japanese rebuild were getting sick. So they confiscated all the medical data, Japanese and American, and classified it. That's regrettable. The biggest crime. Ortalığa çay döktüm de. Against their citizens was failing to admit that long-term exposures. Onu şöyle bir temizleyeyim. Can be more deadly than a high dose received in a short amount of time. Yeah. That kind of secret kills people. Baya güzel şey yaptım bu arada. Baya güzel içtim çayımı. Tamam, durumu dengeli. Takımdan ayrılmayacağım. Eyvallah. Depoyla alakalı da bir işim yok. Book Master. Hey. Tamam. Oldu, hallettik gibi. Şurada bir uyu. Yarın daha fazla göreve ilerleyelim. Birinin gözü mü kaldı acaba? Kesin Tolga. Ama yok, Tolga kahveci ya, çaycı değil. Cool Beard'den saçmalarsan sana bir iki hafta çakacağım. Espri yapılıyor. Minik dostum, espri yapılıyor. Adamın kafası almadı herhalde. I know you're there, little mouse. Tarkan kim ya? Is this? A better question is, who are you? What? I kid, Mousy. I kid. I know where you are and I know who you are looking for. Yes. Tatiana'yı aradığımı nereden biliyorsun? I have something to show you. Something very important. Oh, but we must meet in person. Oh, this is not something to explain. It must be seen. Ne göstereceğim bana? Hayırdır? But I'm not walking blindly into some trap. Blind? Oh, goodness, no, on the contrary. I wish for you to see. Meet me at the Duga Radar Command Center. You know it, yes. Duga Radar? Hiç güvenmiyorum bu herife. Kayısılı değil, ananaslı. Yeşil çayım ananaslı, kayısılı değil.
Hem de açaya ananasıymış. Çok keyifli ya. Hafif içimi var. O çok hoşuma gidiyor. Keyifli bir tadı var. I heard. What are you going to do? Go meet our mystery man, I guess. The real mystery is why that guy isn't strapped to a bed someplace, juiced up on Haldol. He may know something. I have to take the risk. Sure. He might know something. Or he might just be waiting. Kim olduğunu ve kimi aradığını biliyorum diyor. I really don't think this is a good idea. It sounds exactly like a trap. Açay ve ananas bambaşka bileşenler. Bilmiyorum, açayı ananası yazıyordu. It sounds like a trap. But we can't afford to ignore him. Büyük ihtimalle tuzak zaten ya. I'll be extra careful. You better be. I don't want to find your head on a spike somewhere out in the marshes. Regardless of how I feel about Tarakan, he could be my only chance of finding Tatiana. Suit yourself. But you could just as easily be racing towards your own death. And this lunatic already knows our location. Doğru, bu adam yerimizi zaten biliyor. The man is nutty buddies could be closing in on us right now. We have a good defensive position here. We should sit tight and defend it. If it comes to that. I appreciate the tactical input, Olivier, but I have to do this. Madem elinde sonunda yapacağım, niye adama dil döktürdüm? So, what's the fucking plan, man? Lanet plan ne adamım? Ekipmanını bir göstersene hakikaten. Ne kullanıyorsun merak ettim ya. Ne kuşanıyorsun? Ha, herifleri silahsız yolluyormuşum fight'a. Oliver, senin de mi başından belli silahın yoktu? Saçmalama ya. Aa. Adamların silahı yokmuş. Bunlar diyorum niye başarısız oluyor? Armut herifler. Hele diyorum adamlar görevlerde niye başarısız oluyor? Şimdi. Bak, Kızıl Orman'daki gıda paketini aramaya Mikail'i yollayacağım. O zaman şöyle yapalım. Mikail. Ne sıska ortaksın mı? Oğlum bana bir lülü yapma da. Al şu silahı Mikail. Silah zeka kattı herife. Görevi tamamla. Sevgili dostum Oliver. Sen de av tüfeğini al. Av tüfeğiyle görevi tamamla. Cephaneyi artık kendileri hallediyor herhalde yani. Cephaneyi de benden beklemesinler. En olmadı gidip deposundan alsınlar yani silahların. Yani kaç defa daha yani diyeceğim ben de bilmiyorum yani. Neyse, bu adamları göreve yollayalım. Ekipman ve malzeme getirsinler. Biz de geri kalan görevleri daha rahat halledelim. Yani sürekli bütün malzemeleri getirmeye kendim kasmazsam daha da rahat hissedeceğim. Bu arada oyunun sesi bana birazcık az gibi geldi. Sanki sebebi GeForce Now olabilir. GeForce Now'ı şöyle bir %70'e çıkartalım sesini. Tamam. Şimdi gıda paketini Mikail %80 ihtimalle yaparım diyor. Cephane desteği ya da ilk yardım merkezi. Oliver niye %60'sın? Oliver her şeyde %60. Piripat Limanı'ndaki cephane desteği. Oliver'ı evde bırakalım. Ama gerçi gıdaya da ihtiyacımız var. İkisini de gıdaya yolluyoruz ama. Hadi lan Oliver. En olmadı evde bir gün dinlenirsin. Ben de nereye gideyim? Oliver Narın eski KGB belgelerini almak için özel bir birimi gönderdiğini keşfetti. Bence şu senin kimi aradığını biliyorum yeğenim diyen adamın görevine gitmeyelim. Bence buna gidelim abi. Eski KGB ajanlarının dosyalarına erişelim. Kibar çocuk hoş geldin canım, merhaba. Akıllı mühimmat kullanmak. Yani cephaneyi az harcamaktan bahsediyorum efendim. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty?
Hatun doğru diyor. Yani Oliver'a güveniyorsun. Seninle arkadaş olmak için çok çabalıyor ama sonuçta o bir paralı asker. Sadakatine ne kadar güvenebilirsin diyor. Çok doğru diyor. Favori oyunun ne? Şu sıralar kesinlikle Total War Three Kingdoms. Bayılıyorum. Selamlar İç Demir Adam. Hoş geldin. Merhaba. Kopaçi bölgesi. Öğleden sonra. Hemen böyle bir loot arayarak işe başlayalım. Bak silahın bu şekilde olması çok çok daha iyi. Çünkü öteki türlü inanılmaz derecede fazla sıkıntı olacaktı benim için. Mantar falan bulabildiğim her şeyi bulayım. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, bir kaç tane gidilecek yer var öyle ya? Ya her yere araştıra araştıra gideriz, ne olacak? %15 daha fazla kaynak bulmayı da açtık. Bu arada artık 2 numaradaki silah yerinde olmadığına göre bunu hızlı menüden 2'ye atayabilir miyiz? Teşekkürler. 2 daha mantıklı olur. 3 boşta. Tamam, 3 boşta kalsın. Sağ olasın Çelbelisi. Eyvallah, çok çok sağ ol. Lan ilk spor çektiğin zaman dediğin neydi böyle? 480p ekranlar, kare ekran. Oğlum çay var ya, ortalığı mahvetmişim ya. Allah'tan çayı şekerli içmediğim için yani hiçbir problem olmadı da. Hani böyle bir dökülen yerin yapış yapış olma hissiyatı var ya. O yapış yapış olma hissiyatı yok yani. Sadece kaynar su döküldü diyebiliriz. Ortalığı falan temizledim de mousepad sanırım bunu şey gibi emmiş böyle. Bir hoşuma gitmeyen bir ıslaklık var. ...90 metre ötede bir şeyler var diyor. Hemen oraya doğru ilerleyelim. Buralarda bir şey olmadığına emin miyiz? Radyasyon bir artıyor, bir azalıyor, bir artıyor, bir azalıyor. Değil mi? Elektronik aletlere gelmediği sürece bence de problem olmaz. Ki zaten maksimum klavye mouse'a gelir. O değiştirilir, sıkıntı değil de. Yayın iptal olur yani. Yayını kapamam gerekir. Bir parça sakarlık var üzerimde ya. Şuradaki mutlaka çiçeği, bitkiyi, börtüyü, böceği alalım. Bizim için kıymetli ekipmanlar onlar. Hiç. Lan ne oluyor? Kim beni görüyor? Abi içeride hayalet benzeri bir şey var galiba. Çok iyi. Kaç mermi yedim lan? Vicdansız. Efendim, Broxburn güzel kardeşim, iyi oyunlar demiş, Prime'ın avantajıyla 4. yeni kutluyor. Efendim çok teşekkürler. Slenderman Reis beni biraz üzüyor ya. Aa, 8 mermim kaldı. Ne yapacağız burada? 8 mermiyle. Christ. What kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR trying to continue their work? Oo, NAR Sovyetlerin çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirmeye çalışıyor. Hayaleti anca sen lootlarsın zaten. Kardeşim ne yapayım? Cephanemi harcamışım, kurşunumu harcamışım. Ama sanırım yanıma yeterince mermiyle girmedim yani. Totişime çok güvendim. 8 mermiyle devam etmek zorundayım koca bölümün geri kalanına.
Burada cephane namına bir şey yoksa acayip sıkışacağım. Orası bomboş, arkası da boş galiba. Burası sığınağın kıçından çıkıyor. Ne kadar kolesterofobik mekanlar ya. Ablam hoş geldin. Ne yapıyorsun, nasılsın, nereleri gezdin? Ne yaptın, ne ettin? Aa, 30 metre ötede. Ha, ruhani varlıklar sevgili arkadaşlar. Ruhani varlıklar bizi buraya getiren şeyler. Ağzımızın ortasına doğru çarpı verirler vallahi. Üzerlerinden geçmeye kalkmayalım. Silah çektim, mermi sıktım. Ben onlarla kapışacağımı kabullendim artık. O yüzden sıkıntı yok. Burada Enear askerleri buraya baskın düzenlediğine göre abi asker gördüğüme çok sevindim bu arada. Çünkü asker demek potansiyel revolver root'u demek. Asker olmasa acayip sıkıntı yaşarız abi. Asker potansiyel revolver loot'u demek. Revolver loot'u da bölümü başarabilmemiz demek. Av tüfeği mermisi ve av tüfeği. Kardeş, tekrardan hoş geldin. Seni özlemiştik biz de. Vallahi yoldaşıma verdim, yoldaşım kıymetli diye. Ama geldikçe geliyor, geldikçe geliyor. Malzeme gelmesi çok hoş bir şey ya. Herif olmasa eve uğramam. O kadar çok seviyorum gezmeyi. Ne güzel ablacım ya. Tabii gezeceksin, tozacaksın. Ne yapacaksın evde? Oo, buraya gaz maskesi lazım diyor oyun. Var benim gaz maskem. Takalım. Twitch'te oyun oynayan birini bulmak çok mutluyum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Değil mi ya? Önceden herkes farklı farklı oyunlar oynuyor, gösteriyordu. Sonradan iyice YouTube'a döndü burası da. İyice. İyice babaannemin takma dişlerine döndü. Splinter, the KGB operator's nickname. I'll probably never know who he really was. Cam kırık da işe yarıyor. Güzel. Eğer 4 deneyim puanı kazanabilirsem Michael'dan gidip daha fazla ağırlık taşıma alacağım. Bu arada arkadaşlar böyle sol alt kenarda bir yerde görebilirsiniz. Hava filtrem var. Hava filtrem elimde olduğu sürece sıkıntı yaşamam. Evet, buralarda gidilecek iki tane yer var ama aşırı radyasyondan ölmem inşallah ya. Radyasyon bana şu anda damage vuruyor mu bilmiyorum bu arada. Atlayalım mı aşağı? Evet, radyasyon bir tık damage vurmuş. O kadar güzel nefes alıyor ki benim nefesim daraldı bile. Ay, revolver mermisi var ama nafile sevgili arkadaşlar, yeterince kimyasalım olmadığından dolayı kaldır la ellerini.
Hey, you. Niye yapıyorsun burada? You startled me. Never ever do that again while I'm working. Never ever. In fact, never do that period, whether I'm working or not. Ne işin var burada? Well, someone sold me a combination for this safe, but They pulled a fast one on you. That'll happen when greed gets the best of you. What? No, greed is good. It makes the world go round. And this, well, chalk this up to an occupational hazard. Still, it's a shame. I paid good money for this combination. Maybe I can open it with some lockpicks. Maymuncuk varsa bana da satsana lan. So any idea what's inside? Something of great value, no doubt. Why else would they lock it? Belki bir değersiz kağıt parçasıdır kanka. Who's they? Well, very important people in highly important places. Oh, like who? I can't tell you. If I did, I'd have to kill you. Just kidding. I should hope so. Jesus. I should have brought a crowbar or a stick of dynamite. Dinamitle mi açacaksın mekanı? Dynamite would definitely do the trick. You got yourself in a tough spot here. What are you going to do? Well, I can't open it, but maybe someone else could. Maybe, but it looks pretty old. Might be that it's rusted shut on the inside or something. Could be. Oh, fuck this junk. It's over. I give up. You're giving up? Well, it's not like I can call a locksmith here, can I? I've wasted enough time on this. Ha, eyvallah. You can try your luck if you want. Şansımı deneyeyim de. Completely stuck. Regular lockpicks won't do. Buraya kadar boşa mı geldik hocam şimdi? Adam burayı lootlamaya girmiş. Biz de boşa girdik galiba buraya. Abi beni buradan bir çıkar. Buraya gaz maskesi gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Buranın kilidini açamıyorum. E buradan nasıl çıkacağım peki? Ben buraya aşağı doğru kendimi attım. Gaz maskesi falan var diye. Lağımdan çıktık kenardan ya. Allah rahmet eylesin abla. Şey bu arada ben 2 doz BioNTech aşısı oldum. Lokal olarak iğnenin girdiği yer birazcık ağrıyor sadece. Onun dışında bende pek bir yan etkisi olmadı. Ben de olmadım aşı. Yani bu konuda ben yorum yapamam. Ben şahsen oldum ki evden dışarı çıkmıyorum abi biliyorsunuz. Benim genellikle bütün olayım evde. Burada gaz maskesine gerek var mı ya? Yok tamam mekan açık bir yerdeymiş. Abi benim olayım full evde ama hani aile çalışıyor. Gidiyorlar geliyorlar falan. Bizden dolayı sıkıntı olabilir diye ben de kendimi korumaya aldım. Aşı ol mu diyorsun ya bu kararı sen ver, senin kendin vermen gerekiyor ama dışarıyla çok işin var mı? Bir yerlere gidiyor musun? Bir yerlere gidiyorsan, insanlarla temasta bulunuyorsan tabii ki maske falan önemli de hem kendi sağlığın hem evdekilerin sağlığı için ben şahsen olman gerekeceği kanaatindeyim. Hayır hep evdeyim. Ya bence o zaman ya senin keyfin bilir tamamıyla ya. Tamamıyla senin keyfin bilir. Arkadaşlar bu tarz konularda insanların hayatına doğrudan müdahale etmeyi ben çok doğru bulmuyorum ya. Adam beni görmeden indirebilirdim de. Yanlış silah çektim kazara ya. Burada yürüyen başka birileri var mı? Yok galiba.
Sadece sınavlar bu dönem okul olacak. Ben ikinci üniversitemi okuduğum için sadece sınavlarımda okulda olacağım. Anladım. Samet'in bizde kararına saygı duyuyoruz da kısıtlamaları ağır olacak, kaldırabilecek mi? Ya insanların kendi kararı ablacığım. Dur, nereden görüyor beni? Göremedi daha değil mi? Yine akıl sağlığı damage yiyorum. Gerçi sıkıntı yok akıl sağlığından yana ya. Bu arada bir loot'tan 2.6 birim falan bitki çıkıyor, çok çok iyi. Çok çok iyi 2.6 birim bitkinin çıkması. Psikolojik sağlık bir tane daha damage yediğinde sakinleştirici merhem basacağım. 26 birim yemeğim var bu arada. Yine tüfek mermim, revolver mermim falan birikmiş. Ben revolver mermisi kalmayacak diye bir parça açıkçası bir telaşlandıydım ya. Normal mermileri zaten kutuya koyuyoruz. Tüfeğim yok zira. Loot hissiyatı, ya lootlaman gerektiğine dair hissiyat. İşte Fallout 4 gibi yapı mekaniği var. O yapı mekaniği, girdiğin çatışmaların ağırlığı falan güzel ya. Ben özellikle işin açı hani oyunda metafiziksel varlıklar devreye giriyor. Belki işte bir 5 dakikadır falan izliyorsan görmüşsündür. Yer altında falan metafiziksel varlıklarla vuruştuk. Hani metafiziksel varlıklar devreye girince yaratık maratık falan dedim. Kesin vuruş hissiyatı falan tatmin etmeyecek ama kodun mu oturtuyor? 100 metre ilerideki mekana gidip ardından göreve ilerleyeceğim ama bir tur daha mola. Hatta YouTube'a bölüm arası döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim.